2005 tarihinde henüz 4 günlük bebekken bir apartmanın önüne bırakılan genç bir kız katıldı Müge Anlı'ya. Onu terk eden biyolojik annesini bulmak istiyordu. Hem şaşkına uğratan hem de sevindiren gelişmeler yaşandı. Annesiyle beraber gelmişler biyolojik ailesini aramak için. 14 Haziran 2005 tarihinden bahsediyoruz. 4 günlük bir bebekken o dönem Ümraniye, şimdilerde Çekmeköy'e bağlı olan Mehmet Akif mahallesindeki bir apartmanın bodrum katına bırakılan bebeğin ailesini arıyoruz. Ben annemle büyüdüm, tek büyüdüm. Ufak bir ailem var, kardeşlerim varsa. Ya anne baba tanımak istiyorum, konuşmak istiyorum. Neden? Recai Bey'in anlattığına göre sabah işe gitmek için erkenden kalkmış. Kapısının önünde beni bulmuş çıkarken evden. Sonra eve almış, 2 gün evinde bakmış. Recai Bey'in kendine ait olan 4 çocuğu dışında bir çocuğu da evlatlık verildiğini duydum. Peki, Recai Bey de telefon attığımız demiş. Bu kız senin mi? Keşke benim evlatım olsun. Mürvet diyor ki, acaba benim babam diyor Recai mi, siz daha sonra başka bir çocuğunuzu da verdiniz mi sosyal hizmetlere? Yok efendim, yalnızdım, eşimle ayrıydım. Recai Bey de ilk başta ben telefonda konuştuğumda eşinin o dönem evde olduğunu, o yüzden eve alıp beni baktığını, mesajla da konuştuğumuzda eşinin o dönem onu terk ettiğini söyledi. Yani böyle ikili konuşması oldu. Recai Bey, senin Gürbüz diye bir kardeşin var mı? Evet efendim. Bak şimdi o bize ulaşmış. Recai'nin abisiyim, Recai yalan söylüyor, kız bizim çocuğumuz diyor. Gürbüz Bey, buyurun, siz ne biliyorsunuz? Kız sizin kız mı? Kız bizim kızımız, ablası. Sadece kadından şüphelendiği için bunu şey yaptı. Yani ayrılmışlardı, çocuğun kendinden olduğuna evet, inanmadığı için bıraktı. Evet, doğrudur. Recai Bey. Ben hazırım, eğer evlat benimse ben evlatımın saçımı sükür gelir, yine yani evlatım kimseye de vermem. Evlat bizim evlatımız, o evlattan vazgeçilmez. Yani testi yapıyoruz, o çocuğa çocuk alıyoruz, çocuk bizim çocuğumuz. Ya bravo amca ya. Senin eşin nerede, çocukların annesi nerede? Bilmiyorum Müge Hanım, annesinin ismi Fatma. Çok önemli bir gelişme var, adını almak istemediği Fatma Hanım bize. Böyle bir bebek var mı? Mürvet senin kızın mı? Böyle bir bebek var şu anda. Ben bilmiyorum şu an nerede. Recai Bey, o bebek bu bebek mi? Bu bebek de olabilir. Tam bilmiyorum yani. Hayır. Bir tane kadın var, kaç yılında doğum yaptığını hatırlamıyor. Adam var, 2 gün almış bebeği, bakmış, ne olduğunu hatırlamıyor. Amca var, o çocuk bizim, gidin DNA testi yapın, alın getirin diyor. Bu arada Ruşen kardeşler telefon attığımızda. Recai Bey'in eski eşi Fatma ya da Nuran'ın, artık Fatma kimlikteki adı Nuran diyorlarmış, amcasının oğlu. Ben Nuran diyebilirim hani. Recai yalan söylüyor. Bu Recai bu çocuğu, çocuklarına bakmak için o yanında bir bayan var. Ona ya sattığını ya da verdiğini ona kardeşim. Peki Recai Bey, Ruşen Bey'e ne diyorsunuz? Yalan söylüyor. Müge Hanım, ben 2004 yılında da ayrıldım. Ben DNA testini hazırım. Ekibinizi gönderin Bayburt'ta. DNA'mı vereyim. Hani Recai Bey söylüyor ya, yapılsın bakarım alırım diye. Hayır, ben böyle bir şey istemiyorum. Yapılsın. Eğer oysa benim kardeşlerim çıkacak ortaya. Onluk bir şey yok yani.